Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz yeni konumuza başlıyoruz gençler bugün bitkiler ve mantarlar alemi konumuz olacak tabii ki konu anlatımına başlamadan önce ödevlerinizi veriyorum açıyorsunuz 9 dinamoyu canlılar dünyası bizim son ünitemizdi gençler alemlerin içerisinde de protist alemini bakteriler alemini ve arkeler alemini anlatmıştık bir önceki derslerimizde bugün de konumuz ne olacak bitkiler alemi olacak gençler bir de mantarlar alemi aleminden bahsedeceğiz. Yani bugünkü dersimizi bitirdiğimiz zaman 9 Dinamo'dan sayfa 133'e kadar çözmediğiniz hiçbir kısım kalmasın. Aynı şey sıfırdan... 9'a içinde geçerli. Canlılar Dünyası ünitesine geliyorsunuz. Sınıflandırmanın tarihsel gelişiminden bahsetmiştik. Bakteriler, arkeler alemini bir önceki dersimizde anlatmıştık. Sayfa 170'ten başlıyorsunuz. Bugünkü dersi bitirdiğimiz zaman mantarlar aleminin sonuna kadar kadar geliyorsunuz. Sayfa 173'e kadar çözmediğiniz hiçbir kısım kalmasın. Sıfırdan 9'a biyolojiden hemen dersimizin anlatımına başlayacağım. Hazırsanız yaslanın arkanıza. Şimdi öncelikli olarak tabii ki bugünkü dersimizde bitkiler alemi konumuz. Bitkiler aleminde yer alan canlıların genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Bu alemde yer alan canlıların ekonomiye nasıl katkıları var? Biyolojik olarak doğaya, çevreye, ekosisteme nasıl katkıları var? Bunları anlatacağız. Arkasından aynı mantıkla tabii ki mantarlar aleminde yer alan canlılardan da bahsedeceğiz. Bunların genel özellikleri, yine biyolojik ve ekonomik önemi günümüzdeki dersimiz ...konusu olacak. Gençler... ...son alemimiz kalacak. O da... ...hayvanlar alemi olacak. Bugünkü dersi bitirdiğimizde. Şimdi bitkiler alemindeki... ...canlılarla başladığımız zaman... ...bir kere bitkiler alemindeki... ...canlıların tamamı neydi? Çok hücreli canlılardı. Tek hücreli bir bitki tanıdığımız... ...yok. Sonra... Artık protist aleminden sonraki alemlerin tamamı ökaryot hücre yapısına sahiptir dediğimize göre o zaman bitkiler de ökaryot hücre yapısına sahiptir. Foto ototrof beslenen canlılardırın başına ne koymuşuz? Genellikle kelimesini koymuşuz. Buraya hemen yıldız yıldız yıldız. Bitkiler alemindeki canlılar foto ototroftur. Foto sentez yaparak kendi besinlerini kendileri üretirler kim hariç tam parazit bitkiler hariç gençler bizim tam parazit dediğimiz canavar otu gibi bitkiler var bu bitkiler ne yapıyorlar konak bitkiden besin ihtiyacını karşılıyorlar yani kendileri besin sentezlemiyor o yüzden genellikle kelimesini kullandık ya da parantez içerisinde tam parazitler hariçtir dedik ne yaptık bitkiler alemindeki canlıların hücre duvarı olduğunu da daha önceki derslerimiz de söylemiştik. Bitkiler alemindeki canlılarda hücre zarının dışında hücre duvarı bulunacaktı. Bunların hücre duvarı da ne yapılı olacaktı? Selüloz yapılı olacaktı. O da glikozların bir araya gelmesiyle oluşan bir polisakkaritti. Sonra Fotosentez yapıyorlar. Fotosentez yapabilmek için tabii ki hangi organelleri var? Ökaryot olduklarına göre gayet kloroplast organeli bulunacak gençler. Kloroplast organelinde bulunan klorofil pigmenti sayesinde fotosentez tepkimelerini gerçekleştirecekler. Fotosentez tepkimelerine de bakacak olursak bitkiler ne yapıyorlar? Hocam karbondioksitle suyu alıyorlar. Buradan C6H12O6 yani glikoz besini sentezliyorlar. Aynı zamanda oksijen gazı da açığa çıkıyordu. Yani atmosferdeki oksijen oranını tabii ki bitkiler arttırmış olacaklar. Ne yapacaklar? Besini üretecekler, glikozu sentezledi. Bunu gerekirse kendi için oksijenli solunum tepkimelerinde kullanacak veya ne yapacak? Fazla hızlıysa kök, gövde, yumru, tohum, meyve gibi yapılarında nişastaya çevirerek depolayacak. Yıldız, yıldız, yıldız. Bitkiler aleminin depo karbonhidratı nişastaydı. Bakterilerin, arkelerin, mantarların, hayvanların glikojendi. Bitkiler alemindeki canlılar glikozun fazlasını nişastaya çevirerek depoluyordu. Unutmayın, tabii ki bitkiler alemindeki canlılar bes besin zincirinin ilk basamağını oluşturacaklar. Bunlar güneş enerjisini kullanarak kimyasal bağ enerjisi yani aslında besin sentezleyecekler. Bunun üst basamağındaki oto, otçul bir canlı gelip bitkiyi yediği zaman ona aktarılacak. ona etçil bir canlı yedi ona aktarıldı gibi düşünebilirsiniz. Bazı bitki türleri için ne dedik? Parazit olabiliyorlar dedik. Hatta tam parazitler için fotosentez yapmazlar dedik. Ama bitkilere baktığımız zaman iki çeşit bitkimiz var. Daha doğrusu iki çeşit parazitlik görüyoruz bitkilerde. Bir yarı parazit bitkiler, bir de tam parazit bitkiler var. Şöyle de anlatmış olayım size. Bunların tohumları rüzgarla, kuşlarla, böceklerle taşınıyor. Benim bir tane ana bitkim var mesela kocaman bir ağacım olsun. Parazit bir bitki, yarı parazit veya tam parazit geliyor, tohumları buraya ulaşıyor. Yarı parazit, tam parazit bitkilerin gerçek kök, gövde ve yaprakları yok. Bunların emeçleri, uzantıları var. Bu yarı parazit veya tam parazit bitkiler emeçlerini ne yapıyorlar? Konak bitkiye uzatıyorlar. Konak bitkiden bazı ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Konak bitkinin içerisinde bir bir su ve mineral taşıyan boru vardır. Hatta biz o borulara odun borusu ismini veririz gençler. Bir de bunun içerisinde besin taşınmasını sağlayan borular vardır. Besin taşınmasını sağlayan borulara da soymuk borusu deriz. Mesela bitkinin şuradaki yaprağı fotosentez yaptı, besin üretti. Bu besinin köke doğru ilerlemesi lazım. Besinin köke doğru ilerlemesini soymuk borusu sağlayacak. Veya ne olacak? Topraktan bitki su ve mineral aldı bunun odun borularıyla ta yukarıdaki yapraklara taşınmış olması lazım. Bizim iki çeşit parazit bitkimiz vardı ya tam parazit bitkiler hem odun borusuna hem soymuk borusuna ulaşıyor. Yani tam parazit bitkiler konaktan su ve mineral ihtiyacını karşıladığı gibi aynı zamanda da besin ihtiyacını karşılıyor bir daha yıldız 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 tam parazitler fotosentez yapmaz. Bunların kloroplast organeli, klorofil pigmenti bulunmuyor. Yarı parazit bitkiler, öksü otu gibi bitkilerden bahsediyoruz. Konak bitkinin sadece odun borularına ulaşıyorlar. Yani emeçlerini sadece odun borularına uzatacaklar. Konaktan su ve mineral ihtiyacını karşılayacaklar. Yarı parazitler besinini konaktan almıyor. Yarı parazit der gayet fotosentez yapıyor diyeyim. Yaşadıkları ortama bağlı olarak bulundurdukları yapılar farklılık tabii ki bitkilerde gösterebilecek çeşitli adaptasyonlara sahip olacaklar. Çöl bitkilerine baktığımız zaman onların yapraklarının ayaları çok incedir. Bazı bitkilere bakıyorsun, yaprakları çok geniş geniş yüzeye ayaya sahip. Bazı bitkilerde de dikensi yaprak ayası görüyorsun. Kurak ortam bitkileri çok fazla derecede su kaybetmek istemeyecekler. Suyu zaten zor buluyorlar. O yüzden de onlar yaprak ayalarını küçültecek. Nemli ortam bitkisi toprakta zaten yeterince su var diyecek. Topraktan su almakla ilgili bir sıkıntısı olmadığı için nemli ortam bitkilerinde yaprak ayaları daha geniş yapılı olacak. Veya köklerde de bu tarz adaptasyonlar olabiliyor. Kurak ortam bitkilerine baktığın zaman su yok ya toprakta ta derinlere doğru inebilen bir kazık köke sahip oluyorlar. Nemli ortam bitkilerinin bir sıkıntısı yok. Saçak kök dediğimiz kökleri oluyor. Bitkilerin yapraklarının üzerinde şöyle bir tane yaprak çizmiş olayım size. Yapraklarının üstünde de bir tabaka bulunur. Şu yapraktaki bazı hücreler kütün verilen bir salgı üretiyor. Bu salgı da kitikula tabakası dediğimiz yaprak yüzeyinde bir tabaka oluşmasını sağlıyor. Yine kurak ortam bitkisi su kaybetmek istemediği için ondaki bu kitikula tabakası daha kalın oluyor. Nemli ortam bitkisinin su ile ilgili bir sıkıntısı yok ki istediği kadar kaybetsin. Nemli ortam bitkilerinde kitikula tabakası daha ince oluyor. Baktığımız zaman şunu da bir söylemiş olalım bitkinin yapraklarındaki bazı hücreler farklılaşarak şöyle fasulye şeklini alıyor. Biz bunlara stoma ismini veriyoruz. Stomalarda açılıp kapanabilme özelliğine sahiptir gençler. Bitkilerin gaz ve su alışverişinde görev yaparlar. Bitkiye baktığımız zaman da iki tane ana kısımdan meydana geliyor. Bir toprak altı kısmı bir de toprak üstünde bulunan kısmı var. Toprak altında kalan kısmına kök sistemi, toprak üstünde bulunan kısmına ise sürgün sistemi ismini veriyoruz. Mesela yazıyorum. Diyorum ki yukarıda verilenlerden hangileri toprağın sürgün sisteminde yer alır? Meyve, dal, tomurcuk, aklınıza gelebilecek toprak üstünde bulunan her şeyi sürgün sisteminde bulunuyor diye kabul edebilirsiniz. Bir tek kökler toprak altında, yani kök sisteminde bulunacak gençler. Kökler ne işe yarıyorlar? Mesela kökler olmasa bitkilerin toprağa tutunması imkansız olur toprağa tutunmayı sağlıyorlar. Topraktan su ve mineral alınmasını da yine kökler sağlamış oluyor. Bazı bitkilerde bulunan kökler madde depolanmasını da sağlayabiliyor gençler. Hareket için ne demiştik? Ta senenin en başında canlıların ortak özelliklerini anlatırken hareket etmek tüm canlılarda ortaktır demiştik. Bitkiler de tabii ki hareket edecekler ama hayvan hayvanlar alemindeki canlılar gibi bıdı, bıdı 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 yer değiştirme hareketi yapmayacak. Onlar yönelim veya ırganım dediğimiz hareketleri gösterecekler. Mesela ay çiçeği bitkisinin güneşe doğru yönelmesi bir harekettir. Sen tutar da bitkiyi buraya ağacı ektin diyelim. Şuradan da nehir akıyor. Bir süre sonra bitki köklerinin nehre doğru büyüdüğünü görürsün. Bitki köklerinin su bulunan ortama doğru büyümesi de bir harekettir. Küstü otuna dokunduğum zaman yapraklarını çat diye kapaması, böcekçil bitkinin böcek yakalayınca çat diye yapraklarını kapaması yine birer harekettir. Aktif olarak yer değiştirmiyorlar ama ırganım yönelim hareketleri dediğimiz hareketleri gerçekleştiriyor tabii ki bitkiler. Bitkilere baktığımız zaman seneye eşeyli ve eşeysiz üremesini göreceksiniz gençler. Daha doğrusu eşeyli üremesi bitki biyolojisi 12. sınıf konusu olacak ama seneye 10. sınıfa geçtiğiniz zaman eşeysiz üreme çeşitlerini öğreneceksiniz. Bitkilerin de vejetatif üreme dediğimiz bir yöntemle eşeysiz olarak çoğalacağını detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Aslında vejetatif üreme ile neyi kastediyorum? Tabii ki bitkiler tarım ürünü. Bunlardan besin ihtiyacımızı karşılıyoruz. O yüzden de çok fazla derecede bitki yetiştiriciliği yapılıyor. Diyorlar ki biz bitki yetiştiriciliği yaparken yetiştirdiğimiz bitkinin miktarını arttıralım, kalitesini arttıralım. Biz bunu nasıl yapabiliriz? Tabii ki benim elimde bir tane bitki varsa, bu bitkiden memnunsam, verdiği meyveleri çok beğeniyorsam diyoruz ki genetik çeşitlilik olmasın. Bununla birebir aynı yapıda olsun. Mesela diyelim ki benim bir tane kayısı ağacım var. Bu ağaçtan topladığım kayısı meyvesinin kalitesini de çok beğeniyorum. Çok iyi. Diyorum ki iki alternatifim var. Ya gideceğim kayısının çekirdeğini gömeceğim. Yani eşeğili üreme sonucunda oluşan tohumunu gömeceğim. Buradan kayısı elde edeceğim. Ama eşeğili üreme de unutma genetik çeşitlilik var. Çok daha kaliteli bir kayısı elde edebileceğim gibi yüksek ihtimalle çok daha verimsiz bir kayısı da elde edebilirim. Bu riske girmek istemiyorum. Ne yapıyorum? Gidiyorum kayısı ağacının dalını kesiyorum mesela bu bir yöntemdir. Toprağa ekiyorum. Sonra bu dalın büyüyüp köklenip gelişip meyve vermesini bekliyorum. Şimdi Buradaki ağaçla buradaki ağacın genetik yapısı birebir aynı oldu. Eşeysiz üremeyle çoğalttığım için haliyle bu ağaçtan topladığım kayısı meyvesinin kalitesiyle bu ağaçtan topladığım kayısı meyvesinin kalitesi de birebir aynı oldu gençler. Bitkiler aleminde yani toparlayalım hem eşeyli üreme hem de eşeysiz üreme söz konusu olabiliyor. Eşeyli üreme üreme yapanlarda tabii ki tohum oluşumundan bahsediyoruz ama tohumsuz bitkilerde var. Onlarda da spor adını verdiğimiz özelleşmiş hücreler oluşacak. Bitkileri de tohum oluşturma yeteneğine göre kendi içerisinde ikiye ayırabileceğiz. Bizim bir açık tohumlu bitkilerimiz bir de kapalı tohumlu bitkilerimiz var. Açık tohumlu bitkiler aslında kozalaklılar dediğimiz bitkilerdir. Çam, köknar, ladin gibi ağaçlardan bahsediyoruz. Kapalı tohumlu bitkiler, salatalık, domates, şeftali ağacı, kayısı ağacı, erik ağacı gibi ağaç türleridir. Sporla üreyenler ise daha gelişmemiş yapılı. Mesela karayosunları, mesela eğrelti otları gibi bitkilerdir diyeyim. Hemen tabii ki bitkilerin ekonomik ve biyolojik öneminden de bahsedeyim. Mesela yine bir soru yazdığımı düşünün. Yukarıdakilerden hangisinde bitkiler kullanılmaz dedim. Yukarıya da şıklar koydum. Eczacılık, tekstil, gıda, sanayi gibi her şeyi yazdım diyelim. O soru yanlış bir sorudur. Bitkiler aleminde o kadar çok canlı var ki biz onu her alanda kullanıyoruz. Bir kere gıda dediğin zaman bitkileri tabii ki besin olarak tüketiyoruz. Tekstil dediğin zaman e pamuk dediğin şey bir bitki mesela pamuktan da e, tekstilde yararlanıyoruz. Kozmetikte, ilaç yapımında, tıpta aklınıza gelebilecek her yerde bitkiler kullanılıyor. Ne diye sorabilirdim? Yukarıda verilen alanlardan hangilerinde bitkiler kullanılır? Cevabımız e yani hepsi olurdu. Bitkiler besin zincirlerinin en alt basamağında güneş enerjisini kullanarak kimyasal enerjisi yani besin sentezini gerçekleştiriyorlar diğer canlıların da besin ihtiyacını karşılamış oluyorlar bunun haricinde bitkiler alemindeki canlıların yaptığı fotosentez tepkimeleri sonucunda atmosfere tabii ki oksijen gazı veriliyor karbondioksit gazı alınıyor havanın temizlenmesi açısından madde döngülerinin gerçekleşmesi açısından bitkiler çok önemlidir ilaç, kozmetik, kağıt, tekstil sanayinde tabii ki kullanıyoruz. Toprağın zenginleştirilmesi için o toprakta bitkilerin olması çok önemli. Dediğim gibi madde döngülerinde görev yaptıkları gibi aynı zamanda kökler toprağı tutuyor dedik ya. Kökler toprağı tuttukları zaman erozyonu da engellemiş oluyorlar gençler. Geleyim buradan da mantarlar alemindeki canlılara. Mantarlar alemindeki canlılar da yine bitkilerden sonra hayvanlardan önceki bir alem olduğuna göre alem bakımından hücresel yapı bakımından nereye dahil olacak? Ökaryotlara dahil olacak hocam ama hem ökaryot hücre yapısına sahipler diyoruz hem de bunların tek hücreli olanı da var, çok hücreli olanı da vardır diyoruz. Şöyle bir baktığım zaman mantarlar alemindeki canlılara maya mantarı gibi mantarlar tek hücrelidir. Ama işte şirinlerin evi gibi olan pizzaların üstüne yemeklere koyduğumuz şapkalı mantarlar ise çok hücreli mantarlara örnektir. Yıldız, yıldız, yıldız. Mantarlar alemindeki canlılar aktif olarak yer değiştirmiyor ya hocam mantarlar topraktan çıkıyor diye. Bunlar kendi besinini kendi sentezlemiyor. Mantarlar alemindeki canlıların tamamı heterotrof beslenme özelliğine sahiptir. Yani besin ihtiyacını diğer canlılardan karşılıyorlar ya parazit besleniyorlar. Mesela hastalık yapan mantarlar var ya insanların işte genital bölgelerinde parmak aralarında mantarlar oluyor ya onlar gerçekten de mantarlar alemindeki bazı canlıların parazit olarak insan vücudunda çoğalması sonucunda meydana geliyor. Ya da bunlar ayrıştırıcı çürükçül saprofit olarak e, karşımıza çıkıyorlar ayrıştırıcı çürükçül ne demek ölü canlıları, ölü organizmaları parçalayanlara ayrıştırıcı canlılar denir. Mesela burada bir besin zinciri verilmiş. Güneş enerjisini bitkiler alemindeki şu dut ağacı ne yapmış? Fotosentez tepkimeleri sonucunda besine dönüştürmüş. Dut ağacını ipek böceği yemiş, ipek böceğini fare yemiş, fareyi tilki yemiş, tilkiyi Bakıyorum tilkide kalmış olalım tilki yemiş en üst basamakta bu şuradan bir besin zincire güneş enerjisinden ot fotosentez yapıp besin sentezlemiş otu çekirge yemiş çekirgeyi serçe yemiş serçeyi yılan yemiş yılanı kirpi yemiş aa kirpi de tilki yemiş. Burada da bir besin zinciri oluşmuş ama sonuç itibariyle herkes ölür. Ekosistemdeki tüm canlılar ölür gençler. Ölenlerde ne yapılınacak? Ayrıştırıcı, saprofit, çürükcül canlılar tarafından parçalanacak. Onların vücudundaki organik maddeler inorganik maddelere dönüştürülecek. Ekosistemlerdeki madde döngüleri devam edebilsin diye. Haliyle mantarlar da ayrıştırıcı olabildiği için bizim için çok önemliler. Glikozun fazlasını bu canlılar aynı bizim gibi aynı bakteriler gibi aynı arkeler gibi glikojene çevirerek depolayacaklar. Mantarlara baktığımız zaman bitkiler gibi mantarlar alemindeki canlılarda da hücre zarının dışında hücre çeperi, hücre duvarı dediğimiz bir yapı var. Ama dikkat. Bitkiler alemindeki canlılarda selüloz yapılı hücre duvarı, hücre çeperi vardır dedik. Mantarlar alemindeki canlılarda ise kitin yapılı hücre duvarı hücre çeperi vardır diyeceğiz. Genellikle nemli bölgelerde yaşayacaklar. Bira mayası, küf, mantarı, şapkalı mantar gibi mantar çeşitlerimiz tabii ki bulunacak. Ayrıştırıcı mantarlar ne yapacaklardı? Madde döngülerinde çok çok önemliydi bu canlılar. Bunlar genellikle enzimlerini dışarıya Gönderecekler dışarı gönderdikleri enzimlerle organik maddeleri parçalayacaklar inorganik maddelere dönüştürecekler inorganik maddeleri de tekrar ototroflar alacak aslında biz hani birinci ünitede öğrendik ya o yüzden yazayım inorganik madde dediğimiz maddeler vardı kimbo su asit baz tuz ve minerallerden bahsediyorduk. İnorganik maddeleri bir kere kimse sentezleyemez. Herkes doğadan hazır olma, olarak almak zorunda. İnorganik maddeleri organik maddelere çevirebilen canlılar vardı. Bir canlı inorganik maddelerden organik madde sentezleyebiliyorsa biz o canlıya üretici canlıdır. Yani ototrof bes o Rof beslenme özelliğine sahiptir diyoruz. Ayrıştırıcı canlılar ise bunun tam tersi işi gerçekleştiriyorlar. Ayrıştırıcılar ise organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürüyorlar. O yüzden de ekosistem açısından madde döngüleri olmazsa olmazımızdır. Ayrıştırıcılar olmazsa inorganik madde kalmaz toprakta. Bitkiler de besin sentezleyemez o zaman mantarlar da ayrıştırıcı olduğuna göre ekosistemler için çok çok önemlidirler unutmayın. Bir kısmının da ne olduğunu söyledik parazit olduğundan bahsettik. Parazit olmak ne demek? Başka bir canlının yani konağın üstünde yaşayacaklar genellikle konağı da tabii ki hasta edecekler gençler. Bazı mantarlar da zehirlidir ama mantar zehirlenmesi çok çok tehlikelidir. Öyle ormanlık alana çıktım biz mantar gördük Aa, biz mantardan anlarız deyip gerçekten anlaşılmıyorsa anlayan biri yoksa mantarlar toplanmamalı. Mantar zehirlenmesinde işte gıda zehirlenmesi gidip bir iki kustum bir hastaneye gittim ateşim yükseldi iki de sarım taktılar tarzında olmuyor. Mantar zehirleri çok kuvvetli zehirlerdir. Bu iç organların birkaç saat içerisinde iflas etmesine yol açabiliyor. O yüzden de kültür mantarı dediğimiz mantarlar tüketilmeli. Bu kelime bazen aklınızı karıştırıyor. Mesela kültür mantarı dediğim zaman neyi kastediyorum? Bir şeyin başına ben kültür kelimesini kullanıyorsam o besin olarak tüketilsin diye üretilmiş. Mesela kültür domatesi. O domatesi yetiştirmişim, ben satıp para kazanıp besin e, satıp para kazanayım, besin olarak tüketilsin diye. Kültür mantarı kendi kendine olmamış. Ben o mantarı besin olsun diye yetiştirmişim anlamına gelir. Keza hayvancılık için de aynı şey geçerli. Kültür koyunu diyorsak, o koyun kendi kendine doğada dağda bayırda büyümüyor. Biz onu besin olarak insanlar tüketsin diye yetiştiriyoruz. Tek hücreli mantarlar hariç mantarlarda hif adı verilen uzantılar bulunacak gençler. Hifler de bir araya geldiği zaman miselyumları meydana getirecek. Hif ve miselyum kelimesini sadece mantarlar alemindeki canlılarda göreceğiz. Bu miselyumlar ne işe yarıyor? Ortama tutunmayı sağlıyor. Gençler bir de beslenmede görev yapıyorlar. Bazen İki canlı bir arada yaşayabiliyor. Mesela diye baktığın zaman burada da iki tane canlının bir arada yaşaması söz konusu. Ama bu yaşamda ne oluyor? Bir canlı zarar görürken diğer canlı yarar görüyor. Senle bit gibi düşünebilirsin. Kafamda bit olduğu zaman bit, oh ne güzel besin buldum, ev buldum deyip olumlu yönde etkilenirken ben olumsuz yönde etkileniyorum, zarar görüyorum. Parazitlik de iki canlının bir arada yaşamasıdır. Bir de bizim e ee, karşılıklı yarar ilişkisine dayanan sizin 11. sınıfta öğreneceğiniz mutualizm adını verdiğimiz bir yaşam şekli var. İki canlı bir arada yaşıyorlar ama ikisi de bu yaşamdan olumlu yönde etkileniyor. Mantarlar da bitki ve alglerle bu şekilde yaşayabiliyorlar. Hatta ...o kadar birlikte yaşamaya adapte olmuşlar ki... ...ben onlara sanki başka bir canlıymış gibi bir isim vermişim. Liken birliği demişiz. Yani liken birliği dediğimiz zaman asla liken diye bir canlı yok. Mantarlarla bitkilerin veya mantarlarla alplerin karşılıklı yarar ilişkisi şeklinde... ...birlikte yaşaması sonucunda oluşan topluluğa liken birliği ismi veriliyor gençler. Mantarların üremesine de bakacak olur sak eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği genellikle özel bir üreme şekliyle ürüyorlar. Bir de mantarlarda bazı bitkilerde olduğu gibi spor oluşumu söz konusudur. Spor ne demek? Mantarlar spor adı verilen aslında üreme hücrelerini meydana getiriyorlar. Bunun etrafını çok dayanıklı, sert, kalın bir örtüyle kaplıyorlar. Sonra bu sporları etrafa yayıyorlar. Sporlar uygun ortam bulduğunda çimlenip yeni bir canlıyı meydana getirmiş oluyor. Senle el ele tutuştuk, ormanlık bir alanda geziyoruz. Ağaçların altına falan baktık, dolaştık. Akşam yağmur yağdı. Ertesi gün gittiğimiz zaman ağaçların altında bir sürü mantar olduğunu görüyoruz. Hani halk arasında mantar gibi sende ne öyle hemen yerden bittin diyorlar ya. Mantarlar çok hızlı bir şekilde büyür gençler. Ya hocam dün geldiğimizde hiçbir şey yoktu. Bugün nasıl bu kadar çok mantar oldu? Aslında dün geldiğimizde de orada mantarların sporları vardı. Sporlar çok küçük olduğu için gözümüzle görememiştik. Yağmur yağdı, uygun ortam koşulları oluştu sporlar bölünerek ana canlıyı meydana getirmiş oldu diyeyim Yine mantarlar tabii ki bizim için çok değerli gençler. Ne yapacağız? Bunu da pek çok alanda kullanacağız. Özellikle bakteriyel hastalıkların tedavisinde kullandığımız antibiyotikleri ne yapıyoruz? Mantarlardan elde ediyoruz. Tarımsal mücadelede ilaç hatta biyolojik silah yapımında da mantarlar kullanılabiliyor ama biyolojik silah yapımına tabii ki karşıyız. Hiçbir ülke kendi ülkemizde dahil olmak üzere biyolojik silah üretmemeli. Bazı mantarları da fermantasyon tepkimelerinde görüyoruz. Mesela maya mantarları dediğimiz mantarlar var. Onlar hamurun mayalanmasında görev yapıyor. Ben unu suyu Tuzu koydum bir de içerisine maya koyuyorum aslında maya mantarlarını bırakıyorum diyorum ki senin gelişimin için tüm uygun ortamları oluşturdum hadi sen burada çoğal diyorum onlar çoğaldığı zaman karbondioksit gazı açığa çıkartıyorlar hamurun şişmesine sebep oluyorlar hamurumuzda bayalanmış oluyor gençler Gıda, deterjan, ilaç sanayinde peynir, alkol, antibiyotik, ekmek yapımında mantarlar kullanılacak. Hemen birkaç tane de soruya geçip bitiriyorum. Bitkiler aleminde yer alan canlılarla ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir diyor. Heterotrof beslenen birçok canlı için tabii ki bitkiler alemindeki canlılar besin kaynağıdır. Besin kaynağı olmakla kastettiğimiz şey besin zincirini onlar başlatıyor. Mesela gidiyor bitkiyi otçul atıyorum işte koyun yiyor. Koyunu gidiyor aslan yiyor. Yine zinciri kim başlatmış oldu? Bitkiler aleminde bulunan canlılar e, ee, başlatmış oldu. Tamamı kendi besinle kendi üretir. Hadi oradan. Biyolojide tamamı sürekli her zaman devamlı gibi kelimeler tehlikelidir. Bu kelimeleri görüyorsan oradan bir tık uzaklaşman gerekiyor. Bitkiler alemindeki canlıların çok 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 büyük bir kısmı tabii ki ototrof kendi besini kendi üretiyor. Ama kimler vardı? Hocam tam parazit bitkiler vardı. Tam parazit bitkiler fotosentez yapmaz ki. Ökaryot hücre yapısına sahip canlılardan bahsediyoruz. Bitkiler alemindeki canlıların da tamamı çok hücreliydi. Tek hücreli bir bitki tanıdığımız yok. O zaman cevabımız 1, 3 ve 4 şeklinde oldu. Geldim diğer soruma. Bitkiler aleminde aşağıdaki canlılardan hangisi bulunmaz? Tabii ki fototrof foto olan canlılar bulunacaklar. Fotosentez yapan canlılar bulunacak. Su ve mineral ihtiyacını konaktan karşılayan e, tam parazitler de yarı parazitler de su ve mineralini topraktan almıyor. Konak canlıdan alıyordu. O zaman bu da var. Azot ihtiyacını böceklerden karşılayan bu da kim biliyor musunuz? Böcek çil bitki dediğimiz bitkidir. Ne yapıyor? Bunlar azotça fakir topraklarda yaşıyorlar. Yakaladıkları zaman böcekleri böcekten azot ihtiyacını karşılamış oluyorlar. Organik ve inorganik madde ihtiyacını konaktan karşılayan hem besinini hem su ve mineralini konaktan karşılayan ise tam parazittir organik atıkları ayrıştıran çürükçül saprofit olan bir bitki tanıdığımız yok. Ayrıştırıcı canlılar bazı bakterilerdir. Bazı mantarlardır bir de cıvık mantar dediğimiz o protist alemindeki canlıların da ayrıştırıcı olduğunu unutmuyorsun. Bitkiler aleminde bulunan canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır diye sormuş. İnorganik maddelerden organik madde tabii ki bitkiler alemindeki canlılar sentezleyebilir. Selloz yapılı hücre duvarı bulundururlar. E bitkilerin hücre duvarı var ve selloz yapılıdır. Doğru. Aktif hareket ederek yer değiştirebilirler. Hadi oradan. Bitki nereye yer değiştiriyor? Hayvanlar alemindeki canlılar aktif olarak yer değiştirebilir. Hareketi bitkilerde kabul edeceğim. Tabii ki bitkiler de hareket edecekler. Yönelim veya ırganım hareketlerini yapacaklar ama aktif yer değiştiremezler. Bitkiler alemindeki canlılar tüm ömürleri boyunca sınırsız büyüme özelliğine sahip. Mesela hayvanlar alemindeki canlılar için bu durum geçerli değil. Kediye, köpeğe, aslana, insana baktığın zaman belli bir yaşa, belli bir zamana kadar büyüyoruz daha sonra büyümemiz sınırlanıyor aslan bütün ömrü boyunca boyu uzamaz insanın bütün ömrü boyunca boyu uzamaz ama bitki yaşadığı sürece boyu uzamaya devam ediyor tabii ki tohumla veya sporla üreyebilen bitki türleri de var. Geldim diğer bir soruma yukarıda verilen özelliklerden hangileri mantarlarda görülebilir diyor mantarlarda da hücre duvarı vardı ama bitkilerden farklıydı kitin yapılı hücre duvarları bulunacaktı mantarlar da aynı hayvanlar aleminde bakteriler alemindeki canlılar gibi Glikozun fazlasını glikojen olarak depolayacaklardı. Mantarlar aleminde kendi besinle kendi üreten bir mantar türü yok. Mantarların tamamı heterotrof beslenme özelliğine sahiptir. Ama mantarlarda parazit olma var. O zaman cevabımız 1, 2 ve 4 şeklinde oldu. Bu da bizim son sorumuzdu. Geldik dersimizin sonuna. Hemen özetleyip toparlıyorum. Bitkiler çok hücreli, ökaryot hücre yapısına sahip canlılardı. Hücre duvarları var, ne yapılı? Selüloz yapılıydı. Depo karbonhidratları da nişastaydı, unutmuyorsun. Yarı parazit ve tam parazit bitkilerimiz var. Tam parazitler fotosentez yapmaz. Baktığım zaman bitkilerde büyüme ve gelişme ömür boyu devam ediyordu. Yönelme ve ırganım hareketleri söz konusu olacaktı. Tabii ki bitkiler alemindeki canlıların biyolojik ve ekonomik değeri çok çok yüksektir gençler. Geldim mantarlar alemine. Bu alemde tek hücreli olanlar da var, çok hücreli olanlar da var. Ama hücresel yapı bakımından tabii ki ökaryotlardı. Bunların da hücre duvarı var. Ne yapılıydı? Kitin yapılıydı gençler depo karbonhidratlarını da hemen ben size hatırlatmış olayım. Glikojen olacaktı. Tek hücreli mantarlar dışında diğer mantarlarda ipliksi uzantılar vardı, hif. Bunlar bir araya geldiği zaman miselyum dediğimiz yapıları meydana getiriyorlardı. Sadece mantarlarda duyacağız mantarlar ne yapacaklardı ya parazit olacaklardı ya da ayrıştırıcı olacaklardı o yüzden madde döngüleri için çok önemli role sahiplerdi ekosistemde madde döngüsünde görev yapmayan canlı olamaz ki tabii ki bazıları aşırı derecede değerli oluyor buradan da geldim dersimizin sonuna hemen ödüllü soruyu gösteriyorum gençler ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.